Fevzi abi, evleniyorum abi. Hayırlı olsun oğlum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öğlen yemeğiniz benden. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Allah'ıma bin şükürler olsun. Ben şimdi kızıma bu yünden güzel bir kazak örerim. Ay anneciğim, yormayın kendinizi. Anneciğim, bir akşam kahvesi alır mıydınız? Yok, yok. Gelin kaynana karşılıklı içerdik. Ay, böyle gelin kaynana dediğime bakmayın. Ana kız, karşılıklı içerdik. Yok güzel kız, Faruk neredeyse gelir. Yemekten sonra çay deneriz. Peki anneciğim, nasıl isterseniz. Aa, geldi. Aa. Ver, 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 bana ver. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Günün nasıl geçti hayatım? İyi, iyi. Ha, gel. Oo, annelerin en güzeli. Nasılsın? İyiyim oğlum, iyiyim. Gelinin iyi baktı mı sana? Aa, o nasıl söz? Tabii ki bakıyor. Dört dönüyor etrafımda, sağ olsun. Demedim mi anacığım ben sana? Ayten'in melektir. Az bile söylemişsin. Hem güler yüzlü hem de çok becerikli. Anneciğim, şımartıyorsunuz beni. Aa Farukcuğum, çok yoruyorsun kendini. Hiç kıyamıyorum sana. Senin için, bizim için çalışıyorum hayatım. Söz verdim ailene. Çok rahat, çok mutlu yaşatacağım seni Allah'ın izniyle. Biliyorum Farukcuğum. Ama böyle giderse zor o dediğin. Nasıl? Boşuna yoruluyorsun. Böyle mahalle arasında kıydırık bir dükkanla para kazanılmaz. Burada kurulmuş bir düzenim var Ayten. İyi kötü kazanıyorum. Geçimimizi sağlıyorum. Kazanıyorsun da dediğin gibi iyi, kötü. İyiden ziyade kötü. Bu yetmez. Daha çok kazanmalısın. Bir sürü lüks siteler, pahalı evler yapılıyor. Müteahhitlerle görüş. Onların kullandıkları malları sat. Daha çok kâr et. Bak birkaç şeye nasıl zengin oluyoruz. Öyle mi dersin? Tabii ki öyle. O zengin tüccarlardan senin neyin eksik? Biraz daha fazla mal satsan, biraz daha fazla kâr etsen, bak nasıl zengin oluruz. Sen beni dinle aşkım. Hadi uyuyalım. Allah rahatlık versin. Sana da. Kol ağzı dar mı oldu ne? Yok yok, tam oldu. Dar da olsa esner. Ellerine sağlık Melike teyzem. Ayten sen nasılsın? Vallahi pek iyi değilim. Müsaadenizle anneciğim, ben biraz uzanayım. Yanlış bir şey mi yaptın Melike teyze? Yok kızım. Hasta gibi biraz Ayten. O yüzden geçti odasına. Biraz dinlensin, bir şeyi kalmaz. Sabahtan beri ev işi yapıyor, yoruldu tabii. Ben de münasebetsiz bir zamanda geldim galiba. Düşüncesizlik ettim. Kusuruma bakma. Seni görmeden evime gitmek içime sinmedi. Hiç düşüncesizlik olur mu kızım? Yorulduk işte bir türlü. Ben kalkayım. Otur be kızım biraz. Annem de aynı rengin kaşkolunu örüyor. Kızım annenle beraber aldık ya ipi. Ay. İlahi. Karıcığımı çok mu yordun anne? Bu akşam yüzü hiç gülmüyor. Yorar mıyım ben hiç kızım? Ne münasebet canım? Ben beygir miyim de annem beni yoracak? Neye canın sıkıldı güzel kızım? Söylesene.
Ay, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. O kız niye sürekli bu eve geliyor? Kim o kız? Kim olacak? Emine. Sanki evin sahibesiymiş gibi bana tepeden bakıyor. Vallahi anneciğim, kimin nesi olduğu belli olmayan bir kızı baş tacı etmişsiniz. Aa kızım, Emine de benim bir evladım. Bebekliğinden bilirim. Onu biz okuttuk, hemşire çıkardık. O da sağ olsun. Hep arar yoklar bizi. Ayten haklı anne. Öyle kendi evi gibi girip çıkmasın. Bak rahatsız olmuş kızcağız. Elin kızına yeteri kadar yardım etmişsiniz. Ama benim bildiğim yardım akrabalardan başlar. Aha, benim zavallı kardeşlerim okumak için yollarda ne çileler çekiyorlar. Halbuki okulları buradan 10 dakika. E tabi, onlar Emine değil ki. Ayten'cim, tabi evimiz müsait. Çağır kardeşlerini. Hem sana da yoldaş olurlar. Gerçekten mi? Çağırabilir miyim? Tabi kızım. Ay inanmıyorum. Annem, canım. Ben hemen haber veriyorum kızlara. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Yeni gelin olmak zor tabi. İnsan anasını, babasını, kardeşlerini özler. Kızların gelmesi iyi olacak. Tabii anne ya. Bunun şakası mı olurmuş? Sen bana Nurten'i ver. Hadi hadi. Nurten? Müjdemi isterim. Neyse şimdi eşyalarınızı toplayın. Nurgül'ü de al gel. Şekeri de getir ha. Bende kalıyorsunuz artık. Odanızı hazırlayacağım. Bekir amca. Müsaitsen benim dükkana gidelim. Yemek yeriz. Sana danışmak istediğim konular var. Olur oğlum. Hayrola, bir yaramazlık yok inşallah. Yok yok, çok şükür. İş konusunda senin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Olur mu? İyi, olur. Hadi bakalım. Bekir amca. Düşündüm, taşındım. İşleri biraz büyütmeye karar verdim. İyi, iyi de büyük başın derdi büyük olur oğlum. Olsun be amca. Böyle ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Olduğumuz yerde duruyoruz. Nedir niyetin? Şu anda sattığım mallarla benden mal alan bu fakir kesimle olmuyor. Büyük oynamak lazım. Daha çok ciro, daha çok kar. Haro, baban rahmetli dişiyle tırnağıyla buraları bu hale getirdi oğlum. Sağlam ilişkiler kurdu. Yani buradan yediğin ekmek belki küçük ama bereketi yeter be oğlum. Yetmediğinden değil be Bekir amca. Gençken biraz daha çalışayım diyorum. Oğlum, iş hayatı yalnız çalışmaya bağlı değil ki. Büyümenin finansmanı var, satışı var, ilişkiler var. Kolay mı büyük denizlere açılmak? Vallahi bana sorarsan acele etme derim. Yani hata edebilirsin. Bekir amca, bilirsin seni severim, sayarım. Bu işi iyi bilenlerdensin. Beceriksiz miyim ben? Aklım yetmez mi bu işe? Oğlum, piyasa aç kurtlarla dolu. Yeteneğine aklına bir şey demiyorum. Ama çok toysun daha. Gençlik heyecanıyla hata yaparsın. Ondan korkuyorum. Ben araştırdım. Büyük müteahhitlerle bağlantılar kuracağım. Başka toptancılarla anlaşıp marka ürünlere yöneleceğim. Evelallah yüzümün akıyla kalkacağım bu işin altından. Sen zaten kararını vermişsin oğlum. İnşallah gönlüne göre olur her şey. Hadi sana hayırlı işler. Bekir amca daha çayını içmedin. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bak göreceksin. Büyük iş adamı olacağım. Büyük. İnşallah. Her şey gönlünce olur inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım sen de onu kabul et. Ayten.
nasılsın? Ne var? Cuma vakti bu ne gürültü? Komşuların hastası var, yaşlısı var. Bu kadar açmayın şu müziğin sesini. Azıcık eğlenceyi çok mu görüyorsun bizde Melike anne? Evladım o nasıl söz? Ama kaç senelik komşularımız var, ayıp olmasın. Rahatsız etmeyelim. Vallahi benim kaç senelik komşularım değil, sizin kaç senelik komşularınız. Ayrıca rahatsız olan varsa odasına geçer oturur. Bilmem anlatabildim mi? Hadi, hadi aç ya. Üf. Bir dakika. Hayvan ayak izleri. Evet, süren başladı. Hani nerede? Hadi, 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 hadi. Nerede? Hadi, hadi, hadi bulamazsın. Ya. Nerede ya? Hadi. Hadi hadi bulamazsın. 1, 2, 3, 4, çabuk, 6, 7, 8. Süren bitti. Oo. Nasıldı ama? Aman abla ya, süre çabuk bitti ama. Abla senden daha çok bildi. Oo. Tatlım, nasıl yeniyorum ben bu çömezleri? Süren bitti derken nasıl bozuldu ama? Hoş geldin Farukçuğum. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk anacığım. Zili çaldım ama duymadınız herhalde. Canım anahtarım var ya, açıp girmişsin işte. Doğru öyle ya. Faruk, çok sıkıldık bugün. Hadi bizi dışarı çıkar. Güzel bir yemek yeriz. Hava alırız biraz. Ayten, ya ben bugün çok yoruldum ya. Başka zaman gitsek. Ya iyice ihmal etmeye başladın artık beni. Küseceğim sana. Hadi enişte ya. Hadi enişte. Evet hadi. Peki. Hadi hazırlanın. Gezelim bakalım. Evet. Oley. Anne sen de giyin hadi. Şöyle güzel bir yemek yiyelim. Ben evde kalayım oğlum. Hiç halim yok. Siz gençler güzel güzel eğlenin. E hadi o zaman. Hadi kalkın. Hadi. Ah benim cicoşum, aşkım, tatlım. Gel ben seni gezmelere götüreyim olur mu? Oy tatlım kıyamam. Ay sıkılıyorsun tabii evde değil mi tatlım? Oy kıyamam. Bir musluk 8 saatte dolduruyor. Havuzun altındaki 3. musluk 12 saatte boşaltabiliyor. 3 musluk birden açılırsa havuz kaç saatte dolar? Diş hekimi olarak
Hayatın bize verdiği gülümsemelerin sağlıklı kalabilmesi için Signal Expert Protection'ı tavsiye ediyorum. Yeni Signal Expert Protection. İçerdiği mikrogranüller diş aralarını temizler, ağız bakım suyu etkisiyle komple ağız hijyeni sağlar. Signal Expert Protection. Aileniz için uzman koruma. Gülüş aynı ben. Biraz da ben. Alo. Emine sen misin kızım? Benim Melike teyze. Müsaitseniz bir çayınızı içmeye geleceğim. Yok canım, iki adımlık yol. Yalnız gelirim ben. Hadi görüşmek üzere. Maşallah Melike Hanım, iyi gördüm sizi. İyiyim çok şükür. Oğlunu da evlendirdiniz. Gelininiz nasıl? Düğünde gördüm, çok güzel bir kız. O da iyi Seher Hanımcığım. Kardeşlerini de aldık bizim eve. Yavaş yavaş alışıyoruz hep beraber. İyi yapmışsınız. Evde üç tane çiçek gibi kız. İnsanın içi açılır. Ya, çok hareketliler. Neşeliler. İnsanı gençleştiriyorlar, sağ olsunlar. Ağzınızın tadı yerinde olsun da. Çayınız soğuyacak Melike Hanım. Buyurun. Mahmut Bey, iyi günler. Ben Faruk Çetin. Yeni inşaat projeniz için sizinle görüşmek istiyordum. Ne zaman müsait olursunuz? Peki, o zaman haftaya perşembe görüşmek üzere diyelim. Hürmetler efendim. Hürmetler. Selamun aleyküm Faruk kardeş. Sen mi geldin Yusuf? Hoş geldin. Bir süredir görüşemiyoruz. Bir yanlışımız mı oldu? Alışverişi de kestin, selamı sabaha da. Yusuf, seni severim, bilirsin. Çok uzun zamandır birlikte çalıştık. Rahmetli babanın zamanından beri birlikte çalışıyoruz. Biz akrabayız artık Faruk. Öyle öyle. Ama artık işler değişti Yusuf. Piyasa gelişiyor. Böyle mahalle arasında kalacak adam değilim ben. Ayak uydurmak lazım çağa. Sen tabii daha iyisini bilirsin. Ama girebilecek misin piyasanın içine? Aşk atabilecek misin o büyük firmalarla? Yusuf'cum, bak eski bir dostluğumuz var. Seni kırmak istemem. Ama tedarikçilerimi değiştiriyorum artık. Daha çok böyle markaya yöneliyorum. Başlangıçta az kar, çok ciro. Sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir. Hayırlı olur inşallah, ne diyeyim? Tabii tabii. Çay beklerim. Melike Hanım, para lazım, para. Kızım dün verdim ya, yetmedi mi? Eksiğimiz mi var? Neyimiz var ki eksiğimiz olsun? Kızlar okula gidecek, paraları yok. Misafir gelecek, evde hiçbir şey yok. Dalga geçer gibi bir de soruyorsun. Üzülme sen evlat. Al bu parayı. Ne eksikse al. Kızları da haş. Ha şöyle. Bir iki saatte misafirler gelecek. Ayak altına dolaşma sakın. Ben burada otururum kızım. Örgüm örerim. Rahatsızlık verme. Olmaz. Komşuya falan git. Peki kızım. Duydun mu? Duydum kızım, duydum. Melike teyze, sen yemeyince bizim de boğazımızdan geçmiyor. Yemeyeceğim kızım. Hiç iştahım yok. Melike teyzem, ben sana en güzeli sütlaç pişireyim. Sağ ol kızım, canım hiç istemiyor. Yapmayın böyle Melike Hanım, sıkmayın canınızı. Annem doğru söylüyor. Ayten'in misafirleri geliyor da güzel yüzünü görüyoruz. Yoksa hiç uğramayacaksın bize. Size de rahatsızlık veriyorum böyle her gün her gün. Ne münasebet, duymamış olayım, küserim vallahi. Bir annem de sensin benim. Başımızın üstünde yerim var. Ah benim hakikatli kızım. Allah razı olsun senden. Neyse, ben kalkayım.
Daha erken Melike Hanım. Yok yok, gideyim. Faruk eve gelince durumu anlamasın. Üzülür çocukcağız. Uy benim şekerim, güzelim. Güzel kızım benim. Ay abla valla aşk olsun. Bizden çok seviyorsun şekeri ya. Hadi be sen de. Ay benim tatlım, güzelim, minnoşum, güzel kızım. Ay. Hoş geldin Melike teyze. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk da. Bu evin hali ne? Hadi yardım edin de Faruk gelmeden toparlayalım evi. Biraz dağılmış. Benim yarın tarih sınavım var. Çalışmam gerekiyor. Benim de dağlar kadar ödevim var. Ay ben de şekeri uyutacağım. Gel benim kuzum. Gel benim minnoşum. Of, bulaşık makinesi tam bozulacak zamanı buldu. İşte oğlum, kalite bu. Biraz pahalı malı ama değdi. Hadi, bunların hepsini yukarıya dolduralım. Tamam patron. Şu Faruk abi uğrayalım bakalım neler yapıyor. Ben onun dükkanına girmem. Hüseyin, Faruk senin en kadim dostunun yadigarı. Olur mu öyle şey? Evet ama çok değişti. Faruk eski Faruk değil artık. Hüseyin dayı haklı Bekir amca. Sen son günlerde havasını görmedin galiba. Öyle kendini beğenmiş ki sanki küçük dağları o yaratmış. Ben bir girip bakayım o zaman. Tamam. Hadi. Hadi. İyi, günler. İyi günler. Selamünaleyküm. Hayırlı işler evlat. Hoş geldin Bekir amca. Hoş geldin Bekir amca. Hoş bulduk. Geç şöyle. Ne ikram edeyim sana? Eyvallah. Cappuccino içer misin? Yok oğlum. Bir çay söylesen bana. Oğlum bir çay kap gel. Tamam patron. Ben içemiyorum artık bu esnafın yaptığı çayı. Kendi makinamda yaptığım İtalyan kahvesini içmeden güne başlayamıyorum. Ben bilmem öyle şeyler. Biz yıllardır bu esnafın yaptığı çayı içeriz. Buyur Bekir amca. Eyvallah sağ ol. Sağ ol. Maşallah. Burası epey değişmiş. Değişti ya. Artık kaliteli lüks mal satıyorum. Yeni tedarikçilerim var. Allah'ın izniyle çok büyüyeceğim, çok. Müteahhit buldun mu? Var mı mal sattığın birileri var mı? Henüz yok sayılır ama görüşmelerim devam ediyor. Önce malları hallettim. Gerisi kolay zaten. Mal oldu mu satılır. Aman diyeyim oğlum. Sen direği görmeden paçaları sıvıyorsun. Önce anlaşmalarını yapsaydın da sonra yeni mallar getirseydin. Bak Bekir amca, ticaret artık senin bildiğin gibi değil. Kaç yaşına gelmişsin. Bu yaştan sonra sana öğretecek değilim ama artık bu işler eski usullerle dönmüyor. Faruk, belki bu yeni piyasayı bilmiyorum. Haklısın. Ama benim bunca yıllık tecrübem var oğlum. Dinle beni. Ya ben çok meşgulüm Bekir amca. Sen kafanı yorma. Öyle olsun. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle Bekir amca. Yine gel. Yıkadın mı? Yıkadım, yıkadım. Anca mı yıkadın? Sadece yıkamakla kalmadım. Buralar çok dağılmış. Bir de toparladım. Neyse. Üstüme bir şey alacağım. Para ver bakalım Melike Hanım. Aytencim, çok sıkıştık bu sıralar. Biraz ertelesen güzel kızım. Söz, önümüzdeki ay istediğini alırsın ha? Melike Hanım, istersen Faruk'a söyleyeyim ha? Bana her şeyi çok görüyor diyeyim. Sence o ne der bu işe?
Niye üzüyorsun beni yavrum? Olsa vermez miyim? Ah. Al işte, elimde kalan bu. Ne yapalım? Bununla da idare ederiz. Ha. Yemeği de halledersin. Olur kızım, olur. Olur. Kızlar, hadi, hadi gidiyoruz. Ah, Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Annem bu Ayten. Koş koş. Anacığım. Ne oldu sana? Düştüm Faruk. Bir şeyin var mı? Var ayağım. Ne oldu? Hangisi? Oğlum o değil. Bu mu? Ambulansı ara, bir şey yap. Ah be anneciğim ya. Niye dikkat etmiyorsun? Ne işin var senin bu yaşta? Tatlım, minnoşum, güzelliğim. Oy kıyamam, uykum mu gelmiş, çok mu yorulmuşsun? Faruk, ne oldu? Suratın bir karış. Annemi öyle bir başına bırakıp geldik ya, canım sıkıldı. Ay saçmalama Faruk, doktor var, hemşire var, çocuk değil annen. Hem kırık bile değilmiş, incinmiş ayağı. Sandalye tepesinde ne işi var anlamadım ki. Benim yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor. Tabakların yerini değiştirecekmiş. Yemek yapsam yok şekeri az, yok tuzu fazla. Bütün gün evde zaten canım çıkıyor. Kızlar da okulda zaten. Tek başıma annenin kapriseyle uğraşamam Faruk. Annem munis kadındır. Problem çıkarmaz ki sana. Sen öyle san Faruk. Sakin sessiz oturuyor ama maşallah alttan alttan yapıyor yine yapacağını. Kadın memnuniyetsiz. Şu dünya şekerini bile istemiyor. Ablam haklı enişte. Melike teyze yumuşak görünüyor ama ablamı çok üzüyor. Yaşlandı tabii. Çocuklukları oluyor. Ama keşke daha önce anlatsaydın bunu bana. Ne yapmalıyım bilmem ki. Onu bunu bilmem Faruk. Ay, bunca sıkıntının arasında bir de hasta bakamam. Dur bakayım. Gençliğim heba olsun diye evlenmedim ben. Bizim de okul var. Dersler zaten ağır. Kusura bakmayın işte. Tamam, bir çaresine bakacağım. Sıkmayın siz canınızı. Ooo kuzum, şekerim, ooo tatlım, minnoşum, güzel kızım. Faruk kardeşim hayırlı günler olsun. Hoş geldin. Pek hoş bulmadım Faruk. Ödemedin senetlerin ilk taksidini. Sana güvendik, iş yaptık. Hata mı yaptık kardeşim? Yok Hidayetçim. Annem ufak bir kaza geçirdi de işlerde aksadı tabii onunla ilgilenirken. Birkaç gün müddet ver. Ödeyeceğim söz. Bana bak ödesen iyi olur. Annene de Allah şifa versin. Hadi iyi günler. Ama Melike teyzeciğim bu ilacı sen daha erken bir saatte almalıydın. Bunu zamanında almazsan bir faydası olmaz ki. Ah kızım yaşlılık işte. Şöyle gözümün önünde dursun. Tamam. Bismillah.
Hayırdır? Sen bugün işe gitmedin mi kızım? Gittim gittim ama izin aldım. Seninle şöyle döneceğim işe. Sen mi geldin? Ben çıkıyorum, para ver bana. Hadi. İşim uzun dışarıda. Madem geldin bir faydan dokunsun. Evi de biraz toparlayıver. Biz hazırız ablacığım. Abla hadi. Hadi gidelim. Melike teyze, ben şimdi senin en sevdiğin kol böreğinden yapayım. Sen çok seversin, tamam? Çok lezzetliymiş ya börekler. Kimin marifeti bu? Ay Faruk, kimin olacak? Sorduğun soruya bak. Aşk olsun. Tabii ki de ben yaptım. Nurgül'le Nurten de yardım ettiler. Onlar nerede? Ay baş başa yiyin dediler. İçeride yiyor çocuklar. Melike Hanım, pek beğenmediniz galiba. Olur mu kızım? Pek güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Benim pek iştahım yok. Müsaade ederseniz ben odama çekileyim. Aa, olur mu annem ya? Sen şimdi bol bol yemelisin ki ilaçlarını saatinde almalısın ki çabucak iyileşesin. Akşamüstü yemiştim evladım. Aç değilim. Vallahi onu anlamam anne, yiyeceksin. Sen de söylesene hayatım ye diye. Ya, yiyin. Sağ ol, sağ olasın. Anneciğim, uyumamışsın. Böyle iyi oğlum, oyalanıyorum işte. Ayağın iyi mi? İyi oğlum, iyi. Oğlum, hayırdır? Bir hal var sende. Ya anacığım, ben senden habersiz bir takım işlere girdim. Toptancılarımı değiştirdim. Artık daha lüks mallar satıyorum. Ama başlangıç pek iyi gitmedi. Malum daha yeniyim. Sıkıştım biraz. Birazcık destek olur musun diyecektim. Olurum tabii oğlum. Ama neden daha önce anlatmadın? Neden akıl danışmadın? Başarıp seni gururlandırmak istedim. Şu zor zamanları geçireyim. Bak büyük iş adamı olacağım, bak göreceksin. Ben seninle zaten gurur duyuyorum oğlum. Başarılı olman elbet güzel. Ama şunu bil ki her şey para demek değildir. Oğlum, bak şu komodinin en alt çekmecesinde mendilde sarılı birikmiş biraz param var. Al o parayı, kapat borçlarını. Ama bana söz ver, Bekir amcana akıl danışacaksın, tamam? Oldu mu? O bilir bu işleri, tamam mı? Ha? Tabii, konuşurum bir ara. Üzülme benim güzel gözlü oğlum, üzülme yavrum. Aşkım. Hayırdır Ayten? Neyin var? Yok bir şeyim. Var sende bir haller. Anlat manajerim. Faruk bak. Sabredeyim sabredeyim diyorum ama olmuyor artık.
Annen zaten başlı başına bir dert. O hizmetçi kılıklı kız da izin almış huzur evinden. İkisi bir olup bana yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bak, bir çare bulmazsan bu işin sonu kötü olacak Faruk. Ne yapmalıyım bilmem ki. Yetişemiyorum her şeye Ayten. İşler de kötü biliyorsun. Tatlım, takma kafana işleri. Sende bu akıl, bu azim olduktan sonra başaramayacağın şey yok kocacığım. Aslında bir araba alsak Faruk. Biraz havan olsun. Buralardan uzaklaşsak, biraz gezsek. Tatlım, sen bunu bir düşün. Hadi yatalım artık. Melike teyzem, biliyorsun benim iznim bitiyor. Gönlüm seni burada bırakmaya el vermeyecek. Ya bir şey söyleyeceğim. Seni bizim huzur evine aldırayım. En azından bacağın iyileşene kadar. Hem gözümün önünde olursun hem daha iyi bakarız sana orada. Aman kızım, ben evimi bırakıp nasıl giderim oralara? İyi kötü idare ediyorum ben. Hem sonra Faruk'un gönlü razı olmaz ki anacının orada kalmasına. Ben Faruk'la da bir konuşayım. Çok iyi bakılacak sana orada. Yeni arkadaşlar edineceksin. Hem ben de varım orada. Ben bir düşüneyim yavrum. Faruk evet derse gelirim. Ya bakın, çok rica ediyorum sizden. Ne olur biraz izin verin. Ya biliyorum, biliyorum çok aksattım. Ama bakın bu sefer son. Söz veriyorum son. Gerçekten son. Peki, peki. Hayırlı günler Faruk. Emine, hayırdır? Sen uğramazdın buralara. Faruk, konuyu dolandırmayacağım. Melike teyzenin durumu belli. Benim de iznim bitiyor. Ne anneme ne de Melike teyzeye yetemiyorum. Bir şey diyeceğim, yanlış anlama. Kabul edersen Melike teyzeyi benim çalıştığım huzur evine almak istiyorum. Ne desem bilmem ki. Ama iyi düşünmüşsün. Yani tamam mı diyorsun? Aslında gönlüm hiç el vermiyor ama sen de olacağın için iyi bakılır tabii ki. Sen hiç merak etme. Sen taksitler ne kadar onu söyle yeter. Oo, güzel kızım, şekercim, doydu mu senin karnın? Ben kızıma yarın ne mamalar alırım. Şekerim, minnoşum. Oy benim güzel kızım. Tatlımış, güzelmiş bu kız. Hoş geldin Farukcuğum. Hoş geldin. Hoş geldin. Otur. Çok yoruldum. Perişan oldum. Acayip de acıktım. Yemek yok mu Ayten? Yok. Biz dışarıdan bir şeyler söyledik. Sen de söyle bir şeyler. Uğraşamam şimdi. Dur, peynir ekmek hazırlayayım bari sana. Ay, kalkacağım ama kız uyumuş. Kalkarsam uyanır. Nurgül, kalk eniştene peynir zeytin getir. Hayırdır? Bir haller var sende? İşler çok kötü Ayten.
Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor. Bittim ben. Hep beceriksizliğinden, pısırıklığından geldi başımıza bunlar. Bir araba bile alamadın hala. Alan işte. Karıcığım, biraz destek olsan, zor durumdayım. Ayrıca bugün çok önemli bir şey oldu. Kendi derdinden söylemeyi unuttum. Emine annemi huzur evine alıyor. Ne? Ay Faruk'cum, ne rahatladım, ne mutlu oldum bir bilsen. Şöyle biz bize kalamamıştık. Hem onun için de iyi. Annen namaz kılıyor. Şekeri de istemiyordu evde. Kızlar da mecbur kalıp getirdiler biliyorsun. Bak şimdi annen gidiyorsa hemen bu evi çıkarır satışa. Nerede oturacağız? Biz de kiraya çıkarız. Borçları ödeyip bir de üstüne şöyle son model bir araba çektik mi? Olacak iş mi bu Ayten? Ayrıca annem ölse müsaade etmez bu evin satılmasına. Tatlım, bak. Bu işi halletmek sana kalıyor. Git ikna et anneni. Ben de yarın hemen kiralık evlere bakmaya başlayayım. Aşkım, yumurta kırayım mı sana? Ama Selçuk Bey, düşüneceğinizi söylemiştiniz. Selçuk Bey, bakın. Bendeki bataryalar İtalyan. Piyasanın en kalitelilerinden. Sizin aldığınız bataryaların kalitesi düşük. Ben size ödediğiniz fiyatın da altında vereceğim. Eniştenizin kardeşi mi? Suratıma kapattı. İnanabiliyor musun? Bizim mallardan daha kalitesizini daha pahalıya alıyor. Niye biliyor musun? Niye patron? Satan herif eniştesinin kardeşiymiş. Hadi sen de yerleştir şunları, hadi. Tamam patron. Hadi. Oğlum. Anacığım nasılsın? Nasıl da göresim gelmişti seni. Ömrüme ömür kattın. Ben de özledim seni güzel anam. Ama çok vaktim yok. Müsaade edersen bir konuyu görüşmek istiyorum seninle. Hayırdır? Biliyorsun işlerim pek yolunda gitmedi anacığım. Yanlış adımlar attım. Ama sen yardım edersen tüm borçlarımdan kurtulacağım. Her şeye sıfırdan başlayacağım. Tabii dediğim gibi tüm mutluluğum şu an sana bağlı. Faruk, o kadar param yok ki benim. Nasıl yardım edebilirim ben sana? Evin satışına izin ver anacığım. Biz Ayten'le konuştuk. Kiraya çıkacağız. Sen zaten buradasın. Faruk. Oğlum, sen benden ne istediğini farkında mısın? O ev benim her şeyim. Rahmetli babandan yadigar orası. Her köşesi anılarla dolu. Nasıl satarız biz orayı? Anacığım, anlıyorum seni. Ama beni de düşün birazcık. Her şeyimi kaybetmek üzereyim. Sen yardım etmezsen mahvolurum ben. Peki oğlum. Evin satışı kurtaracaksa seni sat.
Bir tanecik anam benim. Annem. Hadi babacığım, geç kalmayayım. Yine gelirim ben. Sınavlarında başarılar kızım. Sağ ol babacığım. Melike Hanım, benim küçük kız. İki günde bir gelir maşallah. Oo, ölmüş çiçeği canlandırdınız maşallah. Ya öyle. Melike teyzeciğim, yine çiçekleri sulamışsın. Sağ ol. Melike teyzeciğim, üzülme artık. Biliyorsun Faruk'un işleri yoğun. O yüzden gelemiyordur. Hem bak ben yanındayım. Hadi gül birazcık. Bak darılacağım yoksa. Peki, teşekkür ederim. Alo Kadir abi. Hayırlı günler, ben Faruk. Nasılsın abi? Osman amca. Ben Faruk, Osman amca. Faruk ya. Biliyorum, hata ettim ama gerçekten telafi edeceğim hatalarımı. Bir görüşseydik. Anladım. Hayırlı işler Osman amca. Faruk. Faruk. Faruk oğlum. Hoş geldin Bekir amca, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Üzülme, sıkma canım. Tüccarlıkta oğlum kazanmak da var, kaybetmek de. Allah'ın izniyle düzeltirsin durumu. Melike Hanım nasıl? Hiç haber alamadım ondan. Ya biz Emine ile konuştuk, huzur evine yatırdık onu. Nasıl? Huzur evi mi? Oğlum nasıl yaparsın sen bunu annene? Yürü. Yürü. Hemen yanına gidiyoruz hadi. Ya geliverelim, gidiverelim derken sonuçsuz kaldı. Yemek, yemek hazır efendim, yemeğe buyurun. Hadi kalkalım, yemek hazırmış. Siz de buyurun yemeğe. Yok sağ olun, ben yemeyeceğim. Afiyet olsun. Oğlum, gözlerime inanamıyorum oğlum. Bekir kardeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Annem. Yok yok, seni çok iyi gördüm bu sefer. Hayırdır? Annem, bak şimdi. Bekir amca tekrar toparlanmama yardım edecek. Allah razı olsun. Her şey eskisi gibi olacak. Yalnız... Senin 6 tane burman vardı ya hani. Duruyor mu onlar? Duruyor tabii. Onlar benim kefen param. Hani onları versen? Vallahi bu son. Bitti bitecek borçlarım. Tamam oğlum. Onları da vereyim. Senden kıymetli değil ya. Al onları. Sen bir gelsene, dışarı çıkalım biz seninle. Gel. Anne. Gel. Geleceğiz biz şimdi, tamam mı? Sen ne ciğersiz adammışsın be. Hala annenin parasının peşindesin. Git, gözüm görmesin seni. Rezil herif. Ağlama
Melike teyzeciğim, ne olur. Bak, heba ettin kendini. Derdim para pul değil, inanın. Ama evimin satılması çok koydu. İçim yanıyor Bekir. Rahmetliye, hatıralarımıza ihanet etmişim gibi geliyor. Giden gitmiş Beyke Hanımcığım. Üzmeyin artık kendinizi. Nasıl üzülmem? Şimdi nereye giderim? Ne yaparım ben? Bak Melike teyzem, annemin odasında sana bir yatak hazırladım. Bundan sonra yerim benim yanımdır. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Üzülme sen Melike teyzem. Emine görüyor musun? Satılık yazıyor. Ah, içim yanıyor içim. Yüce Rabbim imkanı olsa da evimi geri alabilsem. Hadi arkadaşlar, biraz çabuk olalım. Daha bir sürü yere gideceğiz. Evet evet, hepsini not alıyorum. İki gün içinde bu. Tamam, hepsini yazıyorum. Dur dur dur. Bekle. Hepsini yazdınız değil mi? Evet evet, hepsini yazdım. Neler oluyor Faruk? Eve icra geldi. Bütün eşyaları götürdüler. Nurten'le Nurgül'ün laptoplarını bile aldılar. İflas ettim Ayten. Kaybettim her şeyi. Canıma tak etti senin beceriksizliğin. Bu evlilik bitmiştir Faruk. Ailemin yanına dönüyorum. Açıyorum davayı. Eski evin adresini vereceğim. Mahkeme celbini de muhtarın alırsın artık. Ayten. Ayten nereye Ayten? Hadi. Hızlı hızlı. Tamamlanınca size de ileteceğim. Gel oğlum, gel. Burada durmanın bir faydası yok. Kilitle kapını, bize gidiyoruz, hadi. Bittim ben Bekir amca. Burada kendini tüketmekle düzelmez işler. Bırak beni Bekir amca, mahvoldum ben. Önceden dinlemedin ama şimdi dinleyeceksin beni. Kilitle şu kapını. Her şey düzelecek oğlum, merak etme. Her şey düzelecek. Bu da sizinki. Çok sağ ol güzel kızım. Ellerine sağ sağlık. Kızım. Pardon, Melike Hanım'a bakmıştım. Ne için aramıştınız? Nasıl anlatsam bilmiyorum. Ben Rusya'da müteahhitlik yapıyorum. Yıllardır Türkiye'ye gelmedim. Beni İsmail Hocam okuttu. Doğru dürüst yemeği bile onların evinde yedim. Melike Hanım'ın çok emeği geçmiştir bana. Son günlerde hep aynı rüyayı görüyorum. İsmail Hocam'ı. Sıkıntılı, yardım ister gibi. Öyle mi? Hı hı. Ben de atladım, uçağa geldim. Ama evi satmışlar. Mahalleden Melike annemin burada olduğunu söylediler. Hemen göreyim dedim. Haklarını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Onun için, Melike annem için her şeyi yapmaya hazırım. Aslında yapabileceğiniz çok önemli bir şey var. Oğlum yeter artık. Bak, bu kadar kendini parçalamanın bir anlamı yok. Ticaret batmak da var, çıkmak da. Bunları bu kadar takma. Her şey Allah'ın işi. Bak, bu yağmur bile. Bak işte, fena mı oldu? Çıktın evden, iki insan yüzü gördün. Kendine gel. Nasıl gelirim Bekir amca? Her şeyimi kaybettim. Evimi, İşimi, arkadaşlarımı, benim yüzüme bakarlar mı? Bakarlar, bakarlar. Affetmenin büyüklük olduğunu onlar da anlayacak. Ama en önemlisi, annemi kaybettim ben. Ona nankörlük ettim. Ne yapacağım ben? Ana yüreğini geri kazanması çok kolay.
Önce sen git Celbin'i al. Bir an önce bitir şu işi. Hadi. Öyle mi? Anne. Oğlum. Annem. Anne. Emine. Annen burada. Annen evinizde. Sen. Emine. Faruk. Allah razı olsun senden. Annem. Oğlum. Annem. Affet beni. Ne olur affet. Ne olur affet beni. Oğlum üzülme sen. Oğlum. Kuzum. Emine. Sağ ol kızım. Affet beni.